Duyunca nasıl olduysa gönlünde şimşekler çakmış. Hani bazen bir söz insanı kafasını yerine getirir ya, bir anda döner ya her şey. İşte bu ayeti duyunca o bedevinin gönlünde, zihninde şimşekler çakar ve der ben Resulullah'a gideceğim. Ama Resulullah vefat etmiş, aradan yıllar geçmiş. O bedevi çöllere düşmüş, çölleri aşağı aşağı, günler aylar sonra belki Resulullah'a gelmiş. Efendimizin huzuruna geldiğinde onu selamlamak için geçmiş, gözyaşları içerisinde Es-salatu ve-selamu aleyke ya Resulallah, Es-salatu ve-selamu aleyke ya Habiballah diye selam verdikten sonra ya Resulallah, ben geldim işte. Ben buraya bir ayete binaen geldim. Rabbin buyuruyor ki, onlar günaha daldıklarında sana gelselerdi, ben günaha daldım. Nefislerine zulmettiklerinde sana gelselerdi diyor, ben nefsime zulmettim ya Resulallah. Sen de onlar için bağışlanma dileseydin diyor, ya Resulallah, o nefsine zulmeden ayette geçen günahkar benim. Ben geldim ama Rabbin buyuruyor ya, sen de onlar için dua etseydin, sen benim için nasıl dua edebilirsin ki ya Resulallah? Sen vefat etmişsin, sen yatıyorsun, toprağın altındasın diyor ve gözyaşları içerisinde 4 satırlık bir şiir dökülüyor dilinden ve Bakî kapısından doğru çıkıyor. Bakî kapısından çıkarken arkasından biri koşuyor. Dur dur diyor, sen kimsin? Hangi Allah dostusun? Şaşırıyor, bana mı diyorsun? Evet, sana diyorum. Ne Allah dostu diyor, ben garip, günahkar, namazı niyazı olmayan, Kur'an olmayan, hayatında doğru düzgün bir ameli olmayan bir bedeviyim. Ben mi Allah dostuyum deyince o diyor ki, muhakkak sen Allah ve Resulü katında değerli bir iş yaptın. Çünkü ben biraz evvel Resulullah'ın ravzasında oturuyordum. Uyuklama geldi ve gözlerim gitmiş. O sıra Hazreti Resulullah rüyama geldi ve dedi ki, kalk uyuma. Şu kapıdan çıkan bedeviye yetiş, onu müjdele, Allah ona dilediğini verecek dedi. Allah onu affetti. Sen ne yaptın ki Resulullah seni müjdelememi istedi deyince o bedevi diyor ya, ben dedim ya, garip günahkar bir bedeviyim. Ama ben buraya pişmanlıkla geldim. Ve Efendimizin huzuruna çıkıp dedim ki ya Resulallah, ben onca günahla geldim, isyanla geldim. Ben buraya bir ayete binaen geldim. Allah, onlar günaha daldıklarında sana gelselerdi diyor. İşte ben ona binaen geldim. Ama dedim ki ya Resulallah, sen yoksun. Nasıl benim için bağışlanma dileyebilirsin dedim diyor. Bakın buraya nice hocalar gelir, hacılar gelir. Değil mi? Kitaplar dolusu salat selamlar getirir. Onlarınki kabul edilmez. Ama bağrı yanık bir bedevi gelir ve gönülden getirdiği salat selamlar kabul edilir. Duaları kabul edilir. Rabbim inşallah bizim dualarımızda böylece müstecat kılsın. Amin. Hani ne güzel söylüyor Abdülhamid Han. Ya Resulallah, senin kademin basmasaydı toprağa, hiç o toprak temizler miydi insanı? Hani toprakla teyemmüm abdest alıyoruz değil mi? İşte diyor, senin kademin bastığı için ya Resulallah, hiçbir Osmanlı padişahının erişemediği şerefe sizler nail oldunuz ve buralara geldiniz. Elhamdülillah. Ne kadar şükretsek azdır. Birinci Ahmet böyle diyor. Nola, nola tacım gibi başımda taşısaydım daim, kademi nakşını ol Hazreti Şah-ı Resul'ün. Ne vardı başımdaki sultanlık tacı gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o ayak izini başımın üstünde taşısaydım. Beylere geçen söylemiştik selamlamada. Şimdi mescide girdiğinizde böyle toz alan hizmetçileri görüyorsunuz, temizlik yapanları. Neyle alıyorlar tozu? Böyle bir deve kuşu tüyü var, onunla alıyorlar. Ecdat Osmanlı bakın o derece muhabbet duyardı ki Resulullah'a, o Mescid-i Nebevi'nin tozunu alan o deve kuşu tüylerini artık yıprandığında, böyle temizlik görevini tamamladıktan sonra İstanbul'a getirtirler
ve padişahın sorgucuna onlar takılırdı. Dikkat ettiyseniz padişahların kavuğunun tam ortasında deve kuşu tüyü vardır ve o da işte Hazreti Resulullah'ın mescidinde hizmet etmiş olan, toz almış olan tüylerdir. İşte böylesi bir muhabbet. Muhammed'den muhabbet oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl? Biz onu övemeyiz, biz onu anlatamayız. Onu en güzel anlatan Allah Celle Celaluhu. Onun meddahı Allah'tır. Rabbimiz ne buyuruyor? Estaiz billah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin en ufak bir sıkıntıya düşmeniz onun çok ağrına gider. O ümmetine karşı son derece şefkatli ve merhametli bir peygamberdir. Allah kendi sıfatını burada Resulüne veriyor. Rauf ve Rahim diyor. O son derece şefkatli ve merhametli bir peygamberdir. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere çok düşkündü. Bir gün Hazreti Muaz'ın ellerinden tutmuş, evinden şöyle dışarı çıkmışlar. Sonra buyurmuşlar ki ey Muaz, şu gördüğün evler benim ehli beytimin evleridir. Ama benim asıl ehli beytim benden yıllar sonra gelecek, asırlar sonra gelecek. Beni görmeden bana iman edecekler. Onları görmeyi ne çok isterdim. Allah Resulü bizlere selamını yolladı Ebu Hureyre ile. Kardeşlerime selam söyleyin dedi. İşte biz de bugün Efendimizin selamını aldık. Ve aleyküm selam ya Resulallah. Biz de seni anmak için, senin gül kokunu duyarız belki diye güzel bir Medine akşamında yollara düştük. Senin gidip bahçelerde oturduğun gibi biz de bir hurmanın gölgeliğinde onun yanı başında seni zikrettik, seni andık ya Resulallah. Şöyle beraberce bir de Efendimiz'e salatü selam getirelim. Ondan sonra inşallah ihrama geçelim. Es-salatu. Es-salatu. Vesselamu. Vesselamu. Aleyke. Aleyke. Ya Resulallah. Ya Resulallah. Es-salatu. Es-salatu. Vesselamu. Vesselamu. Aleyke. Aleyke. Ya Habiballah. Ya Habiballah. Es-salatu. Es-salatu. Vesselamu. Vesselamu. Aleyke. Aleyke. Ya Nebiyallah. Ya Nebiyallah. Es-salatu. Es-salatu. Vesselamu. Vesselamu. Aleyke. Aleyke. Ya Şefiallah. Ya Şefiallah. Esselamu aleyke. Esselamu aleyke. Eyyühen Nebiyyü. Eyyühen Nebiyyü. Ve rahmetullahi. Ve rahmetullahi. Ve berekatuhu. Ve berekatuhu. Allahümme. Allahümme. Salli ala. Salli ala. Seyyidina. Seyyidina. Ve mürşidina. Ve mürşidina. Muhammed. Muhammed. Ve barik. Ve barik. Ala Muhammedin. Ala Muhammedin. Ve ala. Ve ala. Ali Muhammed. Ali Muhammed. Kema barakte. Kema barakte. Ala İbrahim. Ala İbrahim. Ve ala. Ve ala. Ali İbrahim. Ali İbrahim. İnneke Hamidun Mecid. İnneke Hamidun Mecid. Sabırla dinlediğiniz için Allah razı olsun. Rabbim bizi bu yollardan ayırmasın. Amin. Şu huzur o kadar güzel bir şey ki, yani bilmiyorum, biz hüsnü niyet besleyerek aynı huzuru sizlerin de aldığını düşünüyoruz. Aynen hocam. Rabbim elhamdülillah bu huzuru gönlümüzde daim eylesin. Allah Resulü'nün aşkıyla muhabbetimizi gönlümüze ilka eylesin ve şuramızı yaksın. Amin Hazreti inşallah. Hazreti Ebu Bekir'in yandığı gibi. Hani anlatılır. Hazreti Ebu Bekir'den için komşusu şikayete gelmiş. Ya Resulallah Ebu Bekir ciğer yiyor ne? Her gün bize ciğer kokuları geliyor. Biz fakiriz alamıyoruz. Ebu Bekir'den de böyle kokular gelince canımız çekiyor. Hazreti Resulullah biliyor onun yapmayacağını da çağırın bakalım bir Ebu Bekir'i. Çağırdıklarında ya Ebu Bekir bak ne diyor komşun. Böyle böyle söylüyor deyince o diyor ki ya Resulallah aynı kokuları kaç gündür ben de alıyorum. Ama ciğer yediğimizden değil. Rabbinin ve senin aşkından
ciğerlerim yanıyor ya Resulallah. Onun kokusunu ben de duyuyorum diyor. İşte öyle yanmışlar ki kendi ciğeri kavrulmuş, onun kokusunu duymuş. Rabbim inşallah aynı muhabbet gönlümüze versin. Amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun.